Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. El sanatlarına ve aile içi üretimine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta anne bebek bakım çantası yapımını anlatmıştık. Gerçekten bebek sahibi bütün annelerin işine yarayacak özellikli bir çanta oldu. Herkesin yapabileceği şekilde adım adım, tane tane anlattık. Video linkini açıklama bölümünden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuzda ise bebek emzirme önlüğü yapacağız. Bunun için malzemelerimiz gördüğünüz gibi müslin kumaş, ebatları 70'e 100, boyuna takılması için bir kemere ihtiyacımız olacak. 10-60 ebatlarında bir parça müslin kumaş, bir de takmak için cırt cırt, şöyle hemen göstereyim. Bir de boyun kısmına takılması için, bebeğin daha rahat nefes alabilmesi için kemiğe ihtiyacımız var. Kemik ürünlü tuhafiyelerden temin edebilirsiniz. Fakat temin edemeyen arkadaşlar için ben de bulamadım açıkçası. Yoğurt kovasının sapını kullanacağım. Sizler de kolaylıkla bulabileceğiniz yoğurt kovasının sapını kullanabilirsiniz. Ayrıyeten arkadaşlar, benim müslin kumaşı tercih etmemin nedeni kolay nefes alabilen bir kumaş olduğu için, bakın gözenekleri de böyle açık pamuklu olduğu için emzirme önlüğüne tam uygun bir kumaş. Bir de yumuşak bir kumaş olduğu için bebeğin yüzüne, hassas cildine zarar verecek bir kumaş olmadığından dolayı tercih ettim. Şimdi uygulamaya geçebiliriz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şurası 100 santim. Bizler 100 santim olan kısımlardan ölçü alıyoruz. 70 santim olan kısımlar ise şu yanlar. Yanlarda herhangi bir ölçü almıyoruz. Yani 70 santimler yanlara geliyor. Biz sadece 100 santim olan bir taraftan ölçü alacağız. İkiye katladım kumaşımı ve bu şekilde şimdi ölçümüzü alacağız. Evet, gördüğünüz gibi ölçülerimizi aldık. Şimdi dikim aşamasına geçeceğiz. Fakat bir püf noktayı hatırlatmak istiyorum. Şuradaki 4 santimin ölçüsünün hemen yanında 1 santim açık bırakıyoruz. Dikmiyoruz. Yoğurt kovasının sapını oradan takabilmek için. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi etrafını diktim. Fakat şurada 1 santim kadar bir mesafeyi açık bıraktım. Şu dik kısmına da birer dikiş attım. Gördüğünüz gibi şuraya da bir dikiş attım. Şimdi hemen kemik yerine kullandığımız kova sapını buraya takıyoruz. Evet arkadaşlar, hemen bunu buraya takıyoruz. Bu arada bunu böyle açık bırakmamın nedeni, ileride emzirme aşaması bittikten sonra bebeğin, yani 2 yıldan sonra, siz bu sert cismi çıkartıp herhangi bir örtü olarak da kullanabilirsiniz. Bundan dolayı ben burayı açık bırakmanızı öneriyorum. Ben açık bırakacağım. Bu şekilde şimdi şu 4 santimlik mesafelere kemer şeklinde parçamız var. Onun ölçülerini vereceğim ve diktikten sonra şu kısımlara dikeceğiz. Kemer için kullanacağımız parçamız 10'a 60 santim ebatlarında arkadaşlar. Ters çevirip dikiyoruz. Şu kısmı dikiyoruz. Diktikten sonra düzüne çeviriyoruz. Evet, gördüğünüz gibi dikip tersini düzüne çevirdik. Şimdi şu kısmı hemen içe katlıyoruz pay olarak ve bu kısmı, cırt cırtımız var arkadaşlar,
şu sert olan kısmını buraya dikiyoruz makinede. Evet, şimdi cırcırtımızın sert parçasını diktik kumaşımıza, kemerimizi. Şimdi yumuşak parçamızı da, yumuşak cırcırtımızı da diğer parçamıza dikiyoruz. Nereye? Şöyle ölçü aldığımız yere. 4 santimlik ölçü alınan kısmı şuraya. Bunu dikiyoruz. Evet, yumuşak cırcırtımızı 4 santimlik bölümümüze diktik. Şimdi buradaki 4 santimlik bölümümüz kaldı. Buraya da kemerimiz gelecek. Şimdi kemerimizin şu kısmını hemen içe doğru katlıyoruz. Ve arkadaşlar kumaşa gelecek. Şuraya gelecek kısım, şu cırcırtın yönüne bakan kısım burası. Burayı hemen bu kısma bakacak şekilde yapıyoruz. Ters gelmemesi için. Ve burayı hemen dikiyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi diktik, bitirdik bebe emzirme önlüğümüzü. Bu şekilde buradan cırtlarımızı diktik. Şuraya da bebeğin daha rahat nefes alabilmesi için şuraya sert cismi koyduk. Emzirme yaşı geçtikten sonra şurayı boş bıraktık. Buradan bu sert cismi buradan çıkarabilirsiniz ve istediğiniz gibi herhangi bir örtü olarak kullanabilirsiniz. Tabii sadece emzirme önlüğü değil, emzirip bebek uyuduğu halde hemen önlüğü üzerinde sıcak mevsimlerde üstüne o şekilde örtebilirsiniz. İnşallah faydalı olmuştur videomuz. Başka bir videomuzda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.